lazım, hangi politikaları benimsemek lazım, çözemiyorlar. Terörü nasıl çözeceklerini bilemediler. 15 yıldır iktidardalar. Bir sürü yollar denediler. Şimdi ne oldu? Şimdi diyorlar ki son aşamaya geldik. Her gün çetele tutuyorlar. Israrla diyoruz ki yapmayın ya. Çetele tutularak 15 şehit verdik, 20 tane de terörist öldürdük diyerek terör önlenmez. O bölgenin bütün problemlerini, orada yaşayan insanların dertleriyle dertlenmeden, problemleri çözmeden siz barışı getiremezsiniz. İnsanların artık yargıya güvenmediğini vurgulayan Karamollaoğlu, adaletin saraylardan verilen talimatlarla sağlanamayacağını dile getirdi. Bugün memleketin birçok problemi var. Birisi adalet. Adaleti nasıl çözüyorlar? Gördüm. İki tane yolları var. Bir, adalet sarayları yapılıyor. İstanbul'da şimdi bizim eskiden miting yaptığımız alanda bir cikbat, kocaman adalet sarayı yapılmış. Ya adalet sarayları da gerçekleşmez. Bir de hapishaneler yapılıyor. 220 civarı da hapishane yapılıyormuş Türkiye'de. Hapse atılacak adamlar biraz daha rahat etsinler diye. Allah akıl fikir versin. Saadet Partisi Genel Başkanı sürekli artan işsizliğin özellikle gençlerin gelecek umutlarını yok ettiğine dikkat çekti. Şu anda teknolojide, inovasyonda en büyük ihtiyaç genç, düşünen, bilgisayarla ilgilenen çocuklarda. Bunların önüne açın, dağları devirirsiniz. Ama açın. Bu çocukları değerlendirin. Üniversitelerden mezun oldukları zaman ellerine aldıkları diploma bunlar için maalesef bir fayda vermiyor. Diplomalı işsiz, diplomasız işsizden çok daha fazla. Genel işsizlik sayısına bakıyorsun %11 civarında. Ama diplomalıya bakıyorsun %20 ile 25 arasında. Genç işsizlik.